IOT denince aklınıza bir şeyler canlanıyor mu? Eğer canlanmıyorsa bu biraz da bizim suçumuz. Daha önce size bu konuyu anlatmadığımız için. Fakat önümüzdeki yıllarda bu kelimeyi ve teknolojisini çok daha fazla duyacaksınız. Gelin ellerimizle yarattığımız nesnelerin birbiriyle nasıl ilişki kurduklarına, yani IOT'a yakından bakalım. İster Internet of Things yani IOT deyin, ister Türkçe olarak nesnelerin interneti kavramını kullanın, birbiriyle ilişkili bilgi işlem cihazları, mekanik ve dijital makineler, nesneler, hayvanlar ve benzersiz tanımlayıcılar ile sağlanan, insanlara gerek duymadan bir ağ üzerinden haberleşebilen sistemlerin tümünü ifade eder. Sanayileşme ve endüstri kuruluşları, daha verimli çalışmak adına daha iyi hizmet sunmak ve karar vericileri geliştirmek için IOT teknolojilerine geçmektedir. 1991 yılında Cambridge Üniversitesi'ndeki yaklaşık 15 akademisyenin kahve makinesini görebilmek için kurduğu kameralı sistem, o günün koşullarında değerlendirildiğinde ufuk açıcı bir uygulamaydı. 2001 yılına kadar kullanılan sistem, kahve makinesinin görüntüsünü dakikada 3 kez bilgisayar ekranlarına gönderiyordu. Çevrim içi ve gerçek zamanlı olması sebebiyle nesnelerin interneti kavramının ilk örneği olarak tarihte yerini aldı. Gelin bu IOT'u bir örnekle daha net anlatalım. Çoğumuz saat kullanmayı severiz ve yeni çıkan akıllı saatlerde bu IOT'a verilebilecek en iyi örneklerden. Bu saatlerin akıllı olmasının bir küçük amacı olduğunu söylememiz gerekir. Yani onlarla sadece kimin aradığına bakmak, ne mesaj geldiğini kontrol etmek gibi şeyler için kullanılmayacak. Bu akıllı saat, gittiğiniz mesafeyi, attığınız her adımı, kalp atışınızı saniye saniye kontrol ederken, bu tuttuğu verileri sizin haberiniz olmadan bilgisayarınız ve cep telefonunuzla paylaşacak. Burada analiz edilen değerlerse, hayatınızı daha sağlıklı nasıl yaşayabilirsiniz, daha mı fazla yürümeniz gerekiyor, yoksa daha mı fazla uyumalısınız gibi bilgileri sizlere vererek yardımcı olacaktır. İşte IOT, bu iki cihazın kendi arasında uyumlu şekilde çalışabilmesidir. Kendinizi sadece bunlarla da sınırlamayın. Etrafınızda gördüğünüz her şey bir gün IOT ekosistemine katılacak. Bir IOT ekosistemi, ortamlarından elde ettiği verileri toplamak, göndermek ve üzerinde işlem yapmak için yerleşik işlemcileri, sensörleri ve iletişim donanımlarını kullanan web özellikle akıllı cihazlardan oluşur. Peki bunlar bizim sosyal hayatımız için de nerede ne işimize yarayacak? Gelin bunu da açalım. Günümüzün neredeyse 2 saati işe, okula veya bir yere yetişmek, arkadaşlarımızla buluşmak için trafikte geçiyor. Peki tüm yollarımız, kavşaklarımız akıllı olsa daha verimli olmaz mı? Trafik ışıkları ve tüm uyarıcı tabelaların akıllı olmasından bahsediyoruz. Üretim bandından itibaren IOT teknolojisiyle üretilip kullanılacak olan bu sistem, hem üreticisine hem de biz insanların günlük yaşantısına inanılmaz bir etki yaratacaktır. Örneğin tüm trafik ışıklarının kendi aralarında iletişime geçtiğinizi bir düşünün. A trafik lambasının B trafik lambasına veriler göndererek tüm yeşil ve kırmızı ışıkları bu trafik yoğunluğuna göre saniyelendirmesi çok da harika olmaz mı? Ya da kendinize özel aracınızı da düşünün. Aracınızın navigasyon özelliğiyle iletişime geçecek olan belediyelerin IOT sistemlerinin size alternatif yollar sunmasını istemez misiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve İngiltere'nin Londra belediyeleri bu sistemlere 2025 yılında geçmeyi planlıyor. Peki şu anda günümüzde IOT teknolojisini ne kadar kullanıyoruz? Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyar cihazın bağlı olduğu tahmin edilmekte ve bu rakamın 2020 yılına gelindiğinde 50 milyar cihaz seviyesine çıkması tahmin edilmekte. Aynı araştırmalara göre 2003 yılında dünyada kişi başına düşen birbirleriyle bağlantılı cihaz oranı 0.08 iken bu oranın 2020 tahmini ise 6.48'dir. Nesnelerin interneti dendiği zaman yalnızca cihazların internete bağlanması olarak anlaşılması yanlıştır. RFID benzeri algılayıcıların, yani radyo frekansı kullanan ve tanımlayıcıların bazı cihazlarla bilgi üretmeleri de bu kavramın içerisindedir. Nesneler, algılayıcılar ve elektronik devrelerle donatıldığında insanlarla iletişime geçerek durum bilgilerini güncelleyebilecek yetenekler kazanırlar. Mobil ağlar ve internetin gelişimiyle birlikte bu nesnelerin kişilerle iletişim kurmaları kolaylaştı ve insanlar da onları her yerden her zaman gözlemleme ve kontrol etme şansına sahip oldu. Bunun yanında IP6 protokolüne geçiş, IP çakışmalarının önüne geçilmesi adına önemli bir engeli ortadan kaldırarak ciddi bir gelişme sağladı. Tüm faydalarının yanında nesnelerin interneti bazı sorunlara da yol açacaktır. Birbirlerine bağlı cihazlar sayesinde sosyal hayatımızı internet üzerinden kayıt altına sunuyor olmamız ortaya çıkacak veri miktarını inanılmaz derecede arttıracak ve büyük verilerin çözümlenerek işlenmesi zor ve karmaşık bir iş haline gelecektir. Bunun yanında ortaya çıkan bu verilerin gizliliği ve güvenliği de önemli bir konu olarak karşımıza çıkacaktır. Önümüzdeki yıllarda etkileşimin ve internetin hemen her nesnenin içine gireceği ve farklı nesnelerin ortak amaçlar için hareket edeceği bir döneme gireceğiz. Bu arada insanların fizyolojik ve psikolojik olarak bu değişime nasıl karşılık vereceğini hep birlikte göreceğiz.